Herkese merhaba Şifre Nedret izleyenleri. Bu videomuzda Vestel Venüs V3 5580 modelini inceliyoruz. Türkiye'de 1000 TL segmentinde ciddi bir rekabet var. Yani özellikle her 2016'da. Türlü, tabii 2016 yılında her model yaklaşık 2-3 ayda bir eskimeye yüz tutuyor. Çünkü yerine sürekli bir yeni model geliyor. Ciddi bir rekabet var. Özellikle yerli üreticiler işte Casper, General Mobile, Vestel, Reader pek çok marka var. Ayrıca globalden Alcatel. Mesela Idol 4 ile geldi. Hani diğer üreticilerin modelleri var. Samsung'un J7 gibi modelleri var. Hani bu 1500-1000 lira aralığında ve hatta 800 TL'ye kadar bir baktığımızda çok ciddi rekabet içeren bir pazar olduğunu görüyoruz. Evet, burada tabii birinci sebebi aslında ekonomi. Yani ekonomiden kaynaklı ama bu ciddi anlamda o 1000 lira ve aşağısı ya da 1100 lira ve aşağısı telefonların hem sayısının artmasını hem de kalite olarak artık böyle bir ciddi bir rekabet. İşte tasarım ve teknik detaylar anlamında telefonların artık belli bir standartı aşmasına sebep oldu. Bu iyi bir şey. Yani incelediğimiz Vestel Venüs 5580 ile de ne bileyim bir Casper Via M1 M2 ile de ya da P1 ile de General Mobile ya da Reader'ın bir telefonuyla nasıl iPhone'da bir bumerang yapıp atıyorsanız benzer kalitede bir bumerang videosunu sosyal medyaya atabiliyorsunuz. Venüs V3 5580'de bizlere neler sunuyor? Bugün detaylı bir şekilde onları sizlere anlatacağız. Vestel özellikle kasadaki o geniş çerçeve boyutlarından kurtulmuş. O beni memnun etti. Evet, kesinlikle. Yani 5.5 inçlik bir ekranı var telefonun ve bakıldığı zaman gerçekten çok şık duruyor ön taraftan. Özellikle yani bu ekran kasa oranını oldukça yükseltmişler ki hani 8.6 mm kalınlık ve telefonun tam uzunluğu hani köşeden köşeye 146 mm. Ya alt tarafında mesela kapasitif tuş olabilecek bir boşluk var ama tasarımsal açıdan üst tarafın ekran üstü AIZ ve kamera sensörler kısmının gayet minimal tutulduğu dikkat çekiyor. Orası güzel. Sağda solda da çok ciddi bir boşluk yok yani ve hani gerçekten çok rafine duruyor. Ekran parlaklığı veya açık renkli bir wallpaper, duvar kağıdı kullandığınız zaman o boşluğu hissediyorsunuz. Alt kısımdaki Venüs de artık hani logo artık Venüs'ü markalaştırdılar. Oturdu. Hani markalaşma anlamında güzel oldu ki arka tarafta bu logo ile birlikte de güzel bir tasarım bütünlüğü oluşturulmuş. Elimizdeki model altın renkli modeli. Farklı renk seçenekleri de mevcut ama ben altın rengi gerçekten çok beğendim. Çünkü hani tam anlamıyla som altın renginden ziyade biraz yaldızlı bir tasarım kullanılmış. Arka tarafta kapağı iki bölüm yapmışlar. O güzel durdu benim için. Yani beğendiğim detaylardan biri oldu. Üst kısmı fırçalanmış metal tasarımlı. Onun etrafında kapak kısmı da standart boya şeklinde gitmiş. Bu arada yekpare gibi duruyor ama çıkarılabilir yapıda ve plastik. Yani plastiğin dıştan hissiyatı güzel ama kapağı çıkartmak istediğinden çok plastik olduğunu belli ediyor. Ve hani, ama hani günün sonunda sözünü kesiyorum. Çıkartmadığın zamanki his önemli olduğu ve gene hissiyatı güzel. Evet evet kesinlikle bir bütünlük var. Çerçeveler metal ama dediğin gibi arka kapağın çok fazla dişi var. Kasayla birbirini bağlayan ve hani gerçekten çıkartırken zorlanıyorsunuz. Hani o bir korkuyorsunuz elimde kalacak mı o dişlerden bir tanesi hissiyatı var. Hatta şurada bir tanesini tam takamamışım artık şeyden dolayı. Ama onun dışında hani tasarım bütünlüğü anlamında güzel. Telefonun 8.6 mm mesela. Kalınlığı evet kalınlık gerçekten iyi 145 gram. 145 gram ki gri hani, ve altın renk seçeneği varmış. Ben altın rengini beğendim. Grisini görmedim ama hani güzel duruyor en azından. Hani kamera çerçevesindeki altın rengi biraz daha parlak. Biraz parlatılmış o kısım. O açıdan güzel. 3 tane LED flaşının olması çok ilginç. Bir de ikisi beyaz, biri sarı tonlu. Yani tam dual ton yap, triple ton olmuş aslında ama yani teoride triple ama gerçekte dual ton şeklinde. İlginç noktalardan biri telefonun micro USB portu telefon üst kısmında bir tarafta. Evet, öteki uçta kulaklık girişini koymuşlar. Üst kısımda bir infrared portu, kızılötesi portu var. Alt tarafta da sadece hoparlör ve mikrofon var. Hani bütün giriş çıkışları aslında buraya koymuşlar. Tuş da dizilimi de ilginç olmuş. Biraz Türkiye'de tasarlanmış ve üretilmiş bir telefon. Yani güzel detaylardan biri. Hani burada insanların şey algısı yanlış. Hani Türkiye'de tasarlandı ama içindeki işlemci vesaire yerli değil diye yerli değil diyorlar ama. Yani iPhone da Amerika'da üretilmiyor. Foxconn da Çin'de üretiliyor. Aynen, ayrıca öyle. Ya da mesela Samsung'un Snapdragon işlemcili kullandığı bir telefon ne kadar Güney Koreli diye tartışılmıyor. Ya tabii ki yani işlemci vesaire, işletim sistemi, panel, kamera sensörü gibi şeyleri tamamen üretmek artık çok hayali bir şey. Böyle bir şeye gerek yok zaten. Rakipleri izler. Hiçbir gerek yok yani.
Onun dışında ben tasarım anlamında gerçekten beğendim. Tuş dizaynı, güç tuşu ve ses tuşlarını ayırmışlar. Hani klasik Android. Ben onu seviyorum. Aynı tarafta olduğum karışıyor. Karışıyor evet. Şu ayrım güzel. iPhone'daki gibi anlamında. iPhone'da da sağda güç butonu var, solda ses kısıp açma var. Hani böyle ayrılması güzel. Mikro SIM kart girişi var. Bundan bahsedelim. Nano SIM değil, tek SIM kartlı. Onun dışında da kapağı çıkarttığınızda işte pil çıkartılabiliyor. 3000 mAh kapasiteli bir batarya var. SIM kart ve micro SD kart yuvaları evet. Kapağın altında. Hani tasarım anlamında çok da fazla söylenecek bir şey yok ama gerçekten çok şık. Hatta ben şöyle çok net diyebilirim. Vestel'in bence en şık tasarımlı telefonu şu ana kadar çıkartmış oldu. Tabii. Yani diğer telefonların biraz çerçevelerinde İriceydi. Evet, çerçeveleri artık günümüzde çerçeve kabul edilmiyor, kalın çerçeve. Telefon fiyat segmenti olarak yaklaşık 950 TL bandında. Ama daha uygun fiyatlara bazen operatörler kampanyaları evet. Var. Adetli alımlarda. Hani 900 hatta bazen 800 küsurları bulunduğu yerler görüyorum. Fırsat cihazı olabilir evet, yani öyle bir indirim var. Yakalandı. Teknik yani, tarafa girelim istiyorsan. Aynen. Ekran ve teknik tarafla devam ederiz. Ekran tarafı hani bildiğimiz LTPS taraflı 5.5 inçlik bir ekran. Hani bu ekran yoğun kullanılıyor. Mesela GM5'te var, Idol 4'te görmüştük. Benzer teknolojili ekranlar LTPS. Yani işte bir standart oluşmaya başladı o sınıfta. Evet. Yani General Mobile GM5 Plus için Idol 4 için ekran tarafında ne dediysek burada da aynılarını diyebiliriz. Sadece benim tek dikkatimi çeken telefonların kernel tarafında ya da bu bilgisayarlarda da vardır. Telefonun ekran renk paletini değiştirebilirsiniz. Burada kullanılan renk paletiyle Idol 4'teki renk paleti ya da ne bileyim GM5'teki renk paleti farklı. Burada biraz da renklerle çok oynaşılmamış olduğu gibi veriliyor. Hani biraz soğuk bir renk farkı var. Evet. Ekran ama parlaklığı tarafında da hani diğer modellere göre çok parlak görünmüyor açıkçası. Evet, parlaklıkta da. Bunların hepsi hem kernel'la hem de üreticiden alınan bazı modellerle, atıyorum panel benzerdir ama nit değerleri farklıdır. Evet. Hani bunların hepsinin farkı olabiliyor ama hani görüş açısı, ekran kalitesi benzer ama parlaklık ve renk sıcaklığı noktası da biraz daha geride kalıyor. Aynen öyle. Teknik tarafa girelim. MediaTek'in 6753 kodlu 1.3 GHz'de çalışan 8 çekirdekli işlemcisi var. Grafik Yonga'sı tarafında Mali-T720'nin 3 çekirdekli versiyonunu kullanıyor. 3 GB'lik sistem belleği var ki şu an telefonda eleştireceğim en dikkat çeken detayı 16 söyleyeceğim. GB dahil 16 GB'lik hafıza var. Yani bu standartta 32'nin artık yerleşmesi lazım diye düşünüyorum. Amiral öyle. Gemisinde de 64'ü nasıl istiyorsak burada da 32 olmalı diye düşünüyorum. Şöyle yapabilirlermiş. Mesela 55-80 ya bu. 55-80 32 GB ya da 55-90 ya 32 GB olsun 1099 TL'den satışız evet. Gibi. Yani o zaman tam bir standart yakalamış oluyor evet. Ki rakiplerinin yani 32 GB'lık modellerini düşünürsek bir soru işareti yaratır burada. Onun micro SD kart desteği var Allah'tan yani evet. Idol 4'te dediklerimizi burada da devam ettirebiliriz. Benim özellikle hani cihazın performansı ile ilgili çok büyük bir eleştirim yok ama Full HD bir ekranda artık Mali T720 MP3 o kadar da iyi olmuyor. Evet olmuyor. Yani onu oynadığınız oyunlara bağlı ama hani genel olarak mesela kamerada da netlerken biraz bekletiyor. O kameradaki performansı da grafik işlemci tabii. Biraz da etkiliyor. Şimdi 16 megapiksel bu grafik işlemci için sınır değerler biraz. Aynen öyle. O yüzden yani bu grafik işlemci mesela 820 olsa yeni nesil, 860 MP2 olsa yeni nesil. Hani biraz da fark edebilirdi ama kötü bir işlemci değil tabii. Aynen öyle. Bunun dışında Wi-Fi 802 BGN desteği var. AC desteği yok. Bluetooth 4.0 var. Rakiplerinden mesela bu konuda da biraz geride evet. Kalmış. Yani depolama ve Wi-Fi opsiyonları tarafında bir tık geride. Evet. Belki Bluetooth 4.0 yerine 4.1 en azından olabilirdi. Hani güç tüketimi anlamında ki yani 4.2, 5.0'ı da duymaya başladık artık. Bu arada 1000 TL altında AC standart değil. Değil. 1000 TL üstünde standartlaştı. Aynen. Mesela GM5 Plus hani onlar da 1099 TL. Hani baktığında gene arada bir 150 liralık bir fiyat farkı var. Bir 100 lira kesim var. Hani o yüzden hani bence bu telefonun bir üst hani küçük fiyat farklı bir 150 lira fiyat bandında üst olan yeni bir sürümünü çıkartabilirler. Hani farklı bir varyantı. Çünkü bazı insanlar var onun için hani 100 lira hani bazen sen de bir şey alacaksın, ben de bir şey aldım. Parayı birleştiriyorum artık son. Aynen. Bu yani 900 lira çıktı. Hani o 950 aynen. Olmuyor mesela. Silkelendin 900 çıktı. Evet. Işte. Şimdi o noktalarda tamam. Segmente etmek güzel ama rahat bir insanda ben 1000-1100 liraya bir telefon alacağım arkadaş diyenler için de ayrı bir opsiyon seçeneği sunulabilirdi.
Evet, yazılım tarafında da Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi var. Tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta şu, firmanın kendi özelleştirdiği bir arayüz var. Buna da kısaca değineceğiz. Yani saf Android arayüzü sadece bildirim alanında var. Evet. Hani onun dışında arayüzün tamamı, ayarlar sekmesine kadar tamamı bir elden geçirilmiş. Ben ayarlar alanını beğendim. Hani ondan da kısaca bahsedeceğiz. Şimdi teknik özellikleri de böyle bıraktık geride. Kullanım deneyimi tarafında ben oyun ve gün, yani arayüz performansı çok birbirinden bağımsız. Şöyle, yani arayüz tarafında hani V20'de de bahsettiğimiz o frame, yani frame'in stabil olmayışı bazı noktalarda kendini çok gösteriyor. İkonlar çok büyük. Hani özellikle ikonların yani çözünürlüğü düşük geldi bana. 5.5 inç Full HD'de bazen kılavuz çizgisi 5x5, mesela ben 5x5 severim. Ben de 5x5 kılavuz seviyorum. Kılavuz çizgisi ayarı koymaları lazım. Bu 4x4 ile çok büyük oluyor. Sanki 720p ekran kullanıyormuşum hissiyatını veriyor. Ama Android'de bunların çözümü var. Nova Launcher yüklersin, Apex Launcher, tabii, Launcher tabii. Yüklersin. Her türlü çalışıyor. Arayüz tarafında tabii arama çubuğunun olması güzel detaylardan biri. SwiftKey ön yüklü olarak geliyor. Bu da önemli noktalardan biri. Bu arada ben Vestel'in ara birimini biliyorum. Bir launcher yüklediğinde hızlanıyor. Ya evet, yani kendi standart launcher'ından uzaklaşmak lazım. Evet, o launcher bazen şey yapıyor ama hani özellikle Nova Launcher'la güzel çalışıyor. Çünkü hani kendi ara birimini ortadan kaldırdıktan sonra çok fazla bir yük harcayan bir sistem değil. Aynen öyle. Ben ayarlar penceresini çok beğendim. Hani çok basit bir kaydırma işlemiyle bütün şeyler kategorileri ayırmış. O Android dağınıklığı yok. Kesinlikle yok. Yani bütün aradığın özellikleri hangi bölümde arıyorsan çok rahat bir şekilde buluyorsun. Bence güzel bir detay bu. Dediğim gibi az önce bildirim alanı stok Android. Onun dışında bazı özelleştirmeler mevcut. Performans tarafında dediğim gibi yani arayüz çok aşırı stabil değil. Arada bir frame düşmeleri yaşanıyor. Dediğim gibi alternatifler var, denenebilir. Ama oyun tarafında çok ilginç bir şey var. Hani arayüzde bu kadar frame düşmelerini görünce insan oyunda biraz korkuyor. Ama orta düzeyde işte Need for Speed güzel çalıştı bence. Hani fiyat bandını düşündüğün zaman. Real Racing güzel çalıştı. Üstünde çok fazla şey. Modern Combat çünkü neden biliyor musun? Manite 720 bazı desteklerden oyun geliştiricileri Manite 720'ye bazı şeyleri açmıyor. Mesela Real Racing'i 860 ile oynadığında daha farklı detaylar da görebiliyorsun. Tabii. Ama mesela 720'de atıyorum OpenGL S 3.1 desteği yok. 3.0'da gösteriyor. Tabii performansı olumlu etki veriyor. Eskiden mesela ilk çıkan Need for Speed Underground'larda, o zaman DirectX 9 yeni çıkmaya başlamıştı. Mesela GeForce FX'lerle oynadığında yerdeki suları bazen göremiyordun. Tabii. Niye? Çünkü detay seviyesi yok. Yani. Aynen öyle. Ama en azından yani oyun oynama konusunda bence arayüzle kıyaslandığı zaman farklı bir deneyim var. Isınmıyordu. Ya çok fazla ısı hissetmiyorsun. Zaten hani telefonu ısıyı sıkıştıracak kadar alanı aşırı var. İnce değil. Hani kalın anlamına gelmez tabi bu cümle ama hani bir de plastik kasada çok fazla şey yapmıyorsun, sıcaklığı hissetmiyorsun. Peki test sonuçları ne alemde? Test sonuçları Antut'tan başlayacak olursak 37.266'lık bir puan aldı. Bence standartı için, sınıfı için iyi bir puan. Bunun dışında Work 2.0 PC Mark'tan 2.861 puanı aldı ve 3D Mark'tan da Slingshot Extreme, çok zorlayıcı bir test bu tabii ki, 197 puan aldı. Bunun dışında şöyle hemen Geekbench skorlarına gelmek istiyorum. Çoklu çekirdekli 2478, tekli çekirdekli de 612 puan aldı. Klasik ARM Cortex A58 çekirdekli. Aynen öyle. Skoru. Şimdi gelelim en can alıcı noktaya. Şimdi teknik özelliklere baktığımızda 16 megapiksellik bir arka kamera var. 3 tane LED flash var arkada. İnsan bir merak ediyor. Özellikle HDR modu var. Neredeyse pro çekim ayarlarına yakında bir ayar menüsü yapmışlar. O güzel. Böyle evet. Bir terazi var. O teraziden hani bakıyorsun. Kadrajı tam düz tuttun mu tutmadın mı, bu gibi detaylara bakabiliyorsun dijital teraziyle birlikte. Dediğin gibi şimdi 16 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü mevcut. Hani değer anlamında gerçekten üst düzey bir değer ama. Şimdi bir yorum yapacağım. Samsung Galaxy A2016 ailesinde de Mali-T 720 kullanılıyor. Şimdi onlarda da özellikle A3 ve A5'te kamera çekim modlarında bazen telefon kasıyor. Evet. Ağırlığı sana hissettiriyor. Neden? Çünkü T720 ile beraber megapiksel yükseldiği zaman o fotoğrafı çekip işlemesi ve kaydetmesi bir süre biraz alıyor. Biraz zaman alıyor. Kameranın ben sensörünü, çekim kalitesini beğendim. Sadece çekerken özellikle HDR çektiğinizde biraz çekip bekletmeniz gerekiyor. Titremeden. Aynen. Yoksa kullanılan kamera kalitesi, çektiği fotoğraflar güzel. Işık düştü mü biraz gren oluşabiliyor. Hı hı. Özellikle HDR modda gren oluşabiliyor. Ama açısı,
çekim modları hani segmentine göre iyi. Ön kamerası da güzel. Ön kamerası açıdan. Güzel aynen. 5 megapiksel çözünürlükte zaten hani ön tarafta çok kabul edilir bir değer aslında çözünürlük bazında. Ve hani güzel bir ışık beslemesi aldığın zaman hatta şöyle gösterelim yani. Hem hızlı çekiyor hem de güzel çekiyor. Yüz tanımlama birden fazla yüzü çünkü ön kamera 5 megapiksel. Evet. Yani orada 16 megapikseli kaydetmeyle uğraşmıyor. Aynen. İşleme hızı daha çabuk. Kamera ara birimini de ben iyi buldum. Yani kolay. Sadeleştirilmiş. Evet, yani sade. Zaten Android'in o stok arayüzüyle birlikte gelen bir arayüz. Sadece biraz böyle butonları falan biraz makyajlamışlar. Onun dışında kamera... Bu arada ön kamera da değiştiriyor. Evet ön kamera gerçekten güzel. O yüz odaklamayla bitti ve el hareketleri gibi detaylarla birlikte kamera topladığın zaman güzel iş çıkartıyor. Son olarak pile gelin 3000 mAh'lık bir batarya var. Yani şu telefonun donanımına baktığında 3000 mAh tam yeterli. Tabii canım bir günü cereceli kapatıyor. Evet. Sen ne diyorsun pille ilgili? Yani pil performansı aslında direkt aslında şuradan da şey yapmak gerekiyor. Hani PC Max skorlarıyla da bunu direkt anlatabiliriz aslında neler çıkardığını. Yaklaşık %90 seviyesinde başlattığım testle birlikte 5 saat 13 dakikalık bir batarya süresi verdi ki %20'nin daha telefonda kaldığını düşünürsek gün içinde sabah evden çıkan birini akşam eve rahat rahat döndürecek seviyede bir ömrü var. Zaten donanım vesaire gibi özellikler belki Full HD ekran yerine 720p olsaydı süre çok daha uzayabilirdi. Ama pil performansı da bence iyi. Yani bu rakamlar fena değil çünkü LTPS daha fazla güç tüketen bir ekran. General Mobile Gen 5, Idol 4 bunlardan biliyoruz. Hı hı. Ama hani gene 3000 mAh pille iyi bir performans sergiledi. Kısaca özetlemek gerekirse incelemenin sonuna geldik. Hani Vestel'in yaptığı telefonlar arasında artık yavaş yavaş dünyadaki tüm üreticilerin seviyesinde telefonlar çıkmaya başlaması hem güzel. Hem tasarım anlamında hem kağıt üstü teknik detaylarında. Yani hem Türkiye'de tasarlanmış hem üretilmiş bir telefonun bu seviyelere gelmesi. Şimdi Türkiye'de tasarlarsın ama yurt dışında ürettirirsin. O zaman işin daha kolay. Çünkü aynen. O zaman o firmanın teknolojik altyapısıyla beraber Çin'de üretilen deneyim de var. Tabii. Deneyim var. Daha iddialı yerlere gelebiliyorsun. Sadece hani bence işlemci ve yazılım seçeneklerinde biraz da geliştirilebilir. Özellikle evet. Grafik işlemci. Yani bu telefonun bir tek bir hani grafik çizsen zayıf noktası grafik işlemcisiyle daire depolama 16 GB olması. Ben de güzel bir artı söyleyeyim. Fiyat bandında FM radyo var. Yani evet. Son olarak bunu da söyleyelim. İncelemenin de sonuna gelelim. Ben hani dediğin gibi dahili hafıza dışında bu telefonu beğendim. Yani 1099 liralar 1100 liralara çıkamayan mesela şimdi Gen 5 Plus Idol 4. Bunların hepsi 1100 lira bandında. Reader P10S. Şimdi bunların rakibi ama 150 lira daha uygun bir fiyat. Aynen öyle. Hani şık o çizgilerde bir telefon ama daha uygun. Hani oralara çıkamıyorsanız değerlendirilebilir. Aynen. Venus V3 5580 incelemesinin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.